TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba, bugün 3 Mart Salı. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Bir grup siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazar İdlib'de yaşanan acı gelişmeden sonra yaptıkları açıklamayla bir çağrıda bulundu. Askerler evlerine dönsün. Hükümetin cihatçı teröristleri besleyip kışkırtarak kan gölüne çevirdiği komşu ülkemiz için de şöyle diyorlardı. Suriye'den elinizi çekin. Toplumumuzun aydınlık birikimini, kültür ve sanat dünyasını, kitle örgütlenmelerini, akademik üretkenliğini ve siyasal direncini temsil eden yüzlerce isim bu çağrıya kendi sesini kattı. İktidar, halkın vicdanını baskı altına alarak susturma çabasında. Muhalefet, milli mesele tuzağına biraz da bilerek düşmüş. Ölen askerlerimizin hesabını iktidardan sormak yerine iktidarın sahte yasına katılmakla yetiniyor. Öte yandan Şehitler Tepesi boş kalmayacak diyen AKP yönetimindeki küçük bir azınlık dışında herkesin muradı aynı. Askerlerimiz ölmesin. Peki bunun için ne yapacağız? Aslında yanıtı da kendisi gibi basit olan bir soru bu. Tam olarak yüzlerce onurlu insanın hiç duraksamadan verdiği yanıttaki gibi askerler evlerine dönecek. Askerlerimiz ölmeyecek. İmza kampanyalarından bıkmış, hatta yorulmuş bir toplumsal muhalefetimiz var. Fakat bu çıkış için bir imza kampanyası daha denilemez. Söze biz aşağıda imzası olanlar diye başlayan yurttaşlarımız aslında tüm halkımızın içinden geçeni seslendirmiş oldular. Bu ses halkın vicdanının sesi. Bu vicdanın nasıl bastırılmaya çalışıldığınıysa hepimiz biliyoruz. Sosyal medya yasakları, polisiye önlemler, gözdağı vermeler. Bunlar işin küçük bir kısmı. Daha önemlisi halkın korkularını, değerlerini ve geleceğe ilişkin kaygılarını istismar ederek bu vicdanı bastırıyorlardı. Suriye'de parçası olduğumuz, dinci terör gruplarıyla aynı cepheye yerleştirildiğimiz savaşın hiçbir meşruiyeti yok. Ülke savunmasıyla filan da açıklanamaz. Ama sorumlular çıkıp, askerlerimizi yalnız mı bırakacaksınız? Onlar savaşırken barış diyerek bozgunculuk mu yapacaksınız? Diyebiliyorlar. Savaş istemek değil de barış istemek bozgunculuk, öyle mi? Bu haksız savaşı biz orada mevzi tutmazsak terör ülkemize gelir diyerek savunabiliyorlar. Halkın vicdanıysa yalanlarla, baskıyla, korku ve kaygı salmayla bastırılamıyor. Söze biz aşağıda imzası olanlar diye başlayanlar yaptıkları çağrıyla bunu bir kez daha gösterdi. Savaş kışkırtıcılarının nasıl tedirgin olduklarını da hep birlikte gördük. Esadçılıkla suçlayanlar oldu. Korkaklar, siz evinize gidip saklanın diye küçümseyenler oldu. Bildiğimiz dış güçlerin maşası edebiyatına sarılanlar oldu. Fakat dikkat çekici bir şekilde esas olarak meseleyi fazla büyütmemek, gelen tepkinin sessizlikle geçiştirilmesi için beklemek yolunu seçtiler. Askerlerimizi İdlib'e dinci terör gruplarının koruması olarak ölüme yollayanlar da biliyor. Bu konuda halkı ikna etmeleri biraz zor. Ne kadar hakaret etseler de askerler evlerine dönsün sözünü insanların ağzına tıkmak zor. Şimdi ne yapacaklar? Yalana, kaygı pompalamaya devam edecekler. Cepheden gelen haberleri mümkün olduğu kadar gizleyecek ya da çarpıtacaklar. Sanki halkımızın Suriye'ye dönük güçlü bir kini, intikam duygusu varmış gibi düşürdükleri uçakları, yaktıkları tankları, öldürdükleri Suriyeli askerleri anlatacaklar. Bir de ülke içinde ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğu kullanmaya çalışacaklar. Göçmenler, AKP iktidarının yıkım politikalarının kurbanı olarak yurtlarını bırakıp sefil bir hayatı yaşamaya zorlanmışlar. Şimdi göçmenlerle yurttaşları birbirlerine karşı kışkırtacaklar. Ortaya çıkacak gerilimi de şöyle kullanacaklar. Gördünüz mü? İdlib'i bırakırsak bir bu kadar daha göç gelir, mahvoluruz. Nereden çıktığı belli olmayan, zamanlaması kuşkulu saldırı eylemleri de yaşayabiliriz. Bunlar da aynı şekilde kullanılacaktır. Gördünüz mü? Güvenliğimiz tehlikede. Cepheyi Suriye'de oluşturmazsak bombalar Türkiye'de patlar. Oysa gerçek çok basit ve açık. Askerler evlerine dönecek ve ölmeyecekler. Dinci teröre verilen destek kaldırılacak. Ellerini Suriye'den çekecekler ve Suriye bir terör bataklığı olmaktan çıkacak. Herkes rahat edecek. Suriye'den elinizi çekin. Askerler evlerine dönsünler. Sözüyle halkın vicdanına tercüman olanlar çok doğru ve önemli bir şey yaptı. Bu sözü bugün söyleyemeyenler içinse iki şeyden birini söyleyebiliriz. Anlaşılan o ki savaş politikalarına muhalif de görünseniz aslında destek veriyorsunuz. Bu bir olasılık. Ya da savaşın getireceği yıkımdan bile fazla korktuğunuz bir şey var. Uyanan halkın vicdanı.
Bu da ikinci olasılık. Halkın vicdanını ve halkın vicdanına tercüman olanları selamlıyoruz. İşçi işçi diyorsunuz, hepsi AKP'ye oy vermiyor mu? Dış ülkelerle ilişki nasıl olacak? Herkes bir düşman olursa nasıl ayakta kalacağız? Müslüman biri komünist olabilir mi? Bu halk cahil. Yarın önüne çıkanın peşine yine takılır gider. Emeğinize yazık değil mi? Hiç mi iyi bir şey olmuyor? Her şeyi eleştiriyorsunuz. Biraz nefes almak hepimize iyi gelmez mi? Bu sistemin içinde çalışıp bu sistemi nasıl değiştireceksiniz? Sorularınızı bekliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'ne iletişim@tkp.org.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Tekrar merhaba. Bugün sözleri Mikhail Matusovski'ye, müziği ise Veniamin Basner'e ait bir şarkı dinleyeceğiz. İsimsiz Tepe'de adını taşıyan şarkı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarihi bir olaya odaklanıyor. Savaşın ardından bestelenen ve Nazilerin elinden kurtulan 3 askeri anlatan şarkıyı büyük bariton Dmitri Hovorostovski söylüyor. Под горою, и вместе с ней горел закат, нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась падая ракета, как погоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, тот не забудет, не забудет. А как яростны эти. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. И часто снятся те ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней,
как будто вновь мы вместе с ними стоим на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. TKP'den haberler. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan gündeme ilişkin soruları sola yanıtladı. Erdoğan ve ekibinin her şeyi göze aldıkları izlenimi uyandıran ısrarının da tetiklediği savaş olasılığına karşı mücadele etmekten başka çıkar yol olmadığının altını çizen Okuyan, bu ısrarın altında iç politika hesapları yanında AKP'nin emperyalist batıyla sorunlarını çözme ihtiyacı olduğunu da dile getirdi. Röportajı Sol Haber portalından okuyabilirsiniz. İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde veri giriş personelinin evvelsi gün bir hasta yakını tarafından saldırıya uğraması sonrasında hastane bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirildi. Hastane çalışanlarının katıldığı basın açıklamasında saldırıya uğrayan sağlık emekçisi hastane yönetimi tarafından gördükleri baskıya isyan etti. Dün patronların ensesindeyiz avukatının katılımıyla bir toplantı gerçekleştiren veri giriş personelleri yaşanan şiddet olayının sonrasında dahi şiddete uğrayan arkadaşlarının idare tarafından çalışmaya zorlandığını, mazeret izinlerinin kullandırılmadığını, görev tanımları dışında işler yapmaya zorlandıklarını ve mesai saatlerinin diğer hastanelere göre keyfi olarak uzatıldığını belirttiler. Hakları için bundan sonra birlikte mücadele etme kararı alan emekçiler bugün temsilcileri aracılığıyla hastane yönetimiyle taleplerini iletmek için bir görüşme gerçekleştirecekler. Siz de iş yerlerinizde yaşadığınız tüm hak gasplarını patronların ensesindeyiz ana ihbar edebilir, sürdürdüğünüz direnişinizi paylaşabilirsiniz. Sömürücüleri ihbar etmek için 0541 940 0514 nolu hattı arayabilir, patronlarınensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. 8 Mart'a yaklaştığımız şu günlerde semt evlerinde kadın emeği nasıl sömürülüyor başlıklı söyleşiler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Perşembe akşamı saat 20'de İstanbul Koca Mustafa Paşa semt evinde bu başlıkta bir söyleşi gerçekleştirilecek. Başta emekçi kadınlar olmak üzere tüm semt sakinlerini bekliyoruz. Bunun yanında semt evlerinde etkinlikler de devam ediyor. Yarın saat 19.30'da İzmir Çeşme Semt Evi'nde Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Profesör Doktor Zuhal Okuyan'ın katılımıyla "Koronavirüs nedir? Hastalıktan nasıl korunulur?" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Yine yarın akşam saat 20'de Çiğli İşçi Evi'nde "Neden Laikliği Savunmalıyız?" başlığında bir aydınlanma semineri gerçekleştirilecek. Etkinliklerimize umudu ve aydınlık günleri çoğaltmak üzere siz de davetlisiniz. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.